değişik bir lezzet. İnsanların damak zevkine daha uygun. Tutuldu yani. Hoşuna gidiyor insanların. Biz de kullanıyoruz. Selamlar sevgiler, Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Böyle sabahlara kadar ötüp baygın düşen horozlarıyla ünlü Denizli'ye geldim. Burada nerede tost yeriz dedik? Sosyete tostçusuna geldik. Şimdi tostçunun sosyetesi olur mu? Onu içeride kendilerine soracağım. Hadi gelin hep birlikte içeriye girelim. Sosyete tostçusunda ne var ne yok bakalım. Ondan sonra bir tane güzel tost yapalım. Sonra masamızı kurup Denizli Gurme ile birlikte tadım yapalım. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Mustafa kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı işler. Sağ olun. Denizli'ye hoş geldik. Şimdi ayağınıza sağlık. Şöyle tost istiyorum, böyle tost istiyorum demeyeceğim. Ben kendimi sana bırakıyorum. Bana evet. Güzel bir tost hazırlamanı rica edeceğim. Tabii ki hazırlarım. Başlayalım o zaman. Tamam. Ben size sulu karışık yapayım. Sulu karışık yapacaksın. Evet. Ne sucuğu bu? Bu dana sucuğu. Dana sucuğu. %100 dana sucuk. Herhangi bir kullandığın marka falan var mı? Var. Cumhuriyet markasını tercih ediyoruz genelde. Yıllardan beri Cumhuriyet evet. Kullanmışsınız. Çok güzel. Evet. Şimdi bir şey daha soracağım. Baba dayanımızda. Hoş geldiniz. İkinizle birlikte bulmuşken hoş bulduk. Abi siz mi sosyetesiniz, müşteriler mi sosyete? Kim sosyete? Müşterilerimiz de sosyete, biz de sosyeteyiz. Hepiniz sosyetesiniz. Evet. Yani. Evet. Güzel. Şimdi şöyle baktığımız zaman burada büfede yumurta görüyorum ben. Soğan görüyorum, marul görüyorum. Domates ve kornişon turşu. Evet. Biz normalde tostçularda kırılmış yumurtalara alışmışızdır ama ilk defa ben haşlanmış yumurtalı tost yiyeceğim. Denizli bu tostu mu seviyor? Evet, Denizli'de genelde yumurtalı tost çok tutuluyor. Yumurtalı tost çok tutuluyor. Evet, genelde haşlanmış. Haşlanmış. Evet. Sucuklarımızı koyduk. Kaşar ekleyeceğiz. Kaşar ekleyeceğiz. Tamam. Sonrasında kaynamış yumurtamız olacak. Kaynamış yumurtayı da düzgün bir şekilde burada. Evet. Hallediyorsun işi. Evet. Şöyle. Kesiyoruz, dilimliyoruz. Ekmek olarak bildiğimiz anam babam usulü somun ekmek kullanıyorsunuz. Evet, normal ekmek. Normal ekmek. Şimdi yumurta da geldi. Yumurta genelde çok tercih ediliyor. Haşlanmış yumurta istiyorlar yani. Evet. İsot atıyoruz. Evet, bir şaşırtıcı daha şey, burada isot kullanılıyor. Neden isot? Daha önceden pul biber kullanmışsınız var galiba. Var, evet. Var. Bu değişik bir lezzet. İnsanların damak zevkine daha uygun. Tutuldu yani, hoşuna gidiyor insanların. Biz de kullanıyoruz. Kolay gelsin. Salça olarak da hazır konserve salça kullanıyorsunuz burada. Evet. Biraz da kornişon turşu. Şimdi soğan çok ilginç tosta. İsteğe bağlı. İsteğe bağlı. O yüzden ben şöyle söyleyeyim. Bir kısmına koyalım, bir kısmına koymayalım. Tamam. Olur mu? Tabii ki. Hepsinin ayrı bir damak lezzeti var. Soğan da tercih ediliyor aslında bunlar arasında. Aslında bir malzeme daha var. Şimdi insanlar bunu şaşıracaklar. Evet. Marul. Değil marul mi? Daha çok tercih ediliyor. Böyle bir burada marul var. Marul seviliyor. Marulda sıkıntı yok. Tamamına koyabilirsin Mustafa. Tamamdır. Ben tadımını yaparken sadece soğanlı ve soğansız ayrımı yapacağım. İstersek ketçap mayonezimiz de mevcut. Ketçap mayonezi de ekleyebiliriz. Tamam. Belki iki dilimle donatacak biraz daha. Daha hoş olur. Şimdi babayı dinleyelim. Evet. Ona derse bugün onu yapalım. Domates hoş olur dedi. Bir iki dilim domates evet, attık. Evet. Şu anda ekmeğimizi kapattık. Evet. Tostumuz hazır. Neyle yağlıyorsun ekmeği? Normal paket margarinle. Margarinle. Bu son zamanlarda trend tostçular biliyorsun işte böyle pastırmalar, kavurmaların, salamların, sosisten havalarda uçuştuğu tostçular. Ama siz böyle bir tost yapmıyorsunuz bundan. Yok. Evet. Yani talep de yok. Denizli halkı bunu yiyor diyorsunuz. Evet. Evet. Vallahi çok güzel. Evet. Şimdi biz de bakacağız tadına. Ama bu belli ki sosyete ve
sadece müşterinizin ya da sizin sosyete olduğunuzdan gelmiyor. Burada bakıyorum da şöyle ketçaba bakıyorum, kalbe. Salçaya bakıyorum, ipek. Arkada şalgam var, Doğamay. Ben Adanalıyım, iyi bir markadır. Arkada Denizli'nin yine Zafer gazozları. Evet. Tostumuz olmak üzere galiba. Tostumuz hazır, evet. Hazır mı? Tabii, tostumuz hazır. Şimdi tostumuzu parçalayacağız. Evet. Bu soğanlı olan kısmı. Tamam. Burası soğanlı. Tamam. Bu da soğansız olan kısmı. Tamam. Afiyet olsun. Şimdi ben masaya geçeceğim. Şöyle kardeşim de burada servisini yapıyor. Hı-hı. Zafer gazoz. Evet, Zafer Deniz gazoz. Olduğumuza göre. Evet, evet. Bugün şalgam içmeyelim. Biz Adana'dan geldik ama bugün Denizli bir Denizli gibi tost diyelim. Yanında da bir eski Denizli Zafer gibi. Evet. Bakalım ne ona bir. Bu sadesi. Bu sadesi. Diğeri ne? Bu meyvelisi. Mandalina. Mandalina. Evet. Şöyle bir gösterelim. Bu memleketin gazozu. Evet, evet. Çok da güzel tutulan bir gazoz. Tamam, deneyelim o zaman. Afiyet olsun. Ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun. Ben masaya geçiyorum izninizle. Tabii buyurun. Buyurun, afiyet olsun. Afiyet olsun. Geldik en önemli zamana, tadım zamanına. Şimdi Metin abimle birlikte tostlarımızı aldık, masaya geçtik. Burada iki tane yarım tostumuz var. Bir tanesi soğanlı, bir tanesi soğansız. Şimdi Denizli'ye gelip de o daha önceki şehirlerde yediğim tostadan yemek istemedim. Biliyorsunuz böyle pizza yandığına salamlı, sosis, sucuklu, atomlar, füzeler, Alman tankları atları altında bir sürü tost var. Bunların birçoğundan tadımını yaptım. Ama bugün Denizli'deyiz. Bir Denizli gibi tost yemek istiyorum. Metin abi ellerine kollarına sağlık. Hoş geldiniz. Ben şimdi bir soğanlının tadına bakacağım. Çünkü tosta soğan soru işareti. Ben bunu tadımını yaparken biraz fiyatlardan bahsedelim. Buraya gelen insanlar sürprizle karşılaşmasınlar. Evet. Bu yediğim tost ne kadar? Bu 11 lira. Full oluyor bu. Normal karışık 10 lira. Bu şekilde yarım 11 lira. 11 lira. Şimdi normal karışığın farkı ne? Yani normal karışık iki çeşit, full karışık üç çeşit. Ha, bir malzeme daha fazla. Evet, evet. Vallahi şimdi soğan tadını çok alamadım. O yüzden bir daha yiyeceğim. Evet. Soğan çok farklı bir tat vermiş tosta. Benim alışık olmadığım bir tat ama reddedeceğim bir tat değil. Onu söyleyeyim. Haşlanmış yumurta, vallahi kafanızda soru işareti olmasın, o da çok iyi, gayet yakışmış. Abi ellerinize kollarınıza sağlık. Afiyet olsun. Şimdi ben bir de şunun tadına bakayım. Tek fark bunda soğan yok. Domatesi sonradan Metin abi sen iyi olur dedin, eklettin. Yani ben tam full olsun diye. Bu değişik bir lezzet. Bu bir tecrübe. Evet. Kaç yıllık tecrübe abi sende? 40 yıllık. 40 yıllık bir tecrübe var, evet, sende. Bu yerde ne kadar hizmet veriyorsunuz? 25 yıldır. 25 yıldır aynı 25 yerdesiniz. Yıldır. 25 yıl aynı yerde hizmet veren bir esnaf zaten kötü olamaz. Ben onu bilir, onu da söylerim. Yani nasip olursa da daha devamı da gelecek. İnşallah. Çünkü iki tane de orada makinenin başında oğlu var. Onlar emanet etmiş. Evet. Onlar işi çok güzel, layıkıyla götürüyorlar. Bu arada ben yanında çay ya da şalgam istemedim. Denizli olduğumuz için Zafer gazozu içiyorum. Aroması çok güzel bir gazoz. Tavsiye ediyorum, buraya gelirlerse Zafer gazozu içmeden gitmesinler. Doğru, evet, mu abi? Evet, evet. Metin abi neredeyiz ya? Biz şu an hangi caddedeyiz? Saraylar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 18 Taksim C'deyiz. Balık Pazarı karşısı. Denizli Balık Ali karşısı. Adresi de aldık. Fiyatları da aldık. Ben soğanlı soğansız arasında çok bir fark görmedim. Sadece tek malzeme. Eğer Denizli'ye gelirseniz buraya mutlaka uğrayın. Sosyete tostçusu. Hala tam olarak sosyete adını öğrenemedik ama bir anlatsam Metin abi, nereden geliyor bu isim? Sabah 5'te açarım, akşam 5'te kapatırım. Böyle bir sistemim var yani. Kuralların vardı yani. Var, hala da var. Mesela 5'i 5 geçe geldiğin zaman bende tost yok. Ha, bugün de ben 5'i 5 geçe gelsem burada tost olmayacaktı. Yok, kesinlikle. Neyse ki şanslı, sabah 5, akşam 5.
Onun için müşterilerim sağ olsunlar beni böyle sevdiler. Böyle bir isim yakıştırdılar. Biz de onu dahilinde yapmaya çalışıyoruz yani. Yani normalde bilirsiniz ki böyle esnafların bazısı neredeyse 7-24 çalışırlar. Bir babaların cenazesinde izin yaparlar. Metin abi de tam tersi. Metin abi diyor ki ben işte Haziran'da diyor tatile çıkardım sonra dönerdim. Evet. Bir de 5 tane sonra diyor 10 tane de tost gelse bir tanesini yapmazdım diyor. Kapattım derdim diyor. Bu yüzden sosyete adını vermişler. Evet. Abi inşallah adınızla yıllar boyunca Denizli'de yaşarsınız. Abi bu soğan ve marul konusunda söyleyeceklerim şu. Normalde ön yargılarım vardı yiyene kadar. Şu an değişti. Bundan sonra ben tostlarımda soğan da isteyebilirim. Marul da isteyebilirim. Açıkça net söylüyorum. Afiyet olsun. Ellerinize kolunuza sağlık. Videonun sonuna geldik. Kameranın arkasında Denizli Gurme var. O beni buraya getirdi. Birlikteyiz bugün onunla. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, tuşa basmayı unutmayın. Kanala destek olmak için ise lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Tostsuz kalmayın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.